kaldıralım bir tarafa. Başım canlı. Evet. Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum bu süreçte bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bugün sizlerle pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik durumu ve sonrası döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. 2016 uçak krizinden sonra yeni yeni toparlanma sürecine girmekte olan bölge ekonomisi, umutla beklediğimiz 2020 yılı turizm sezonu öncesinde yaşanan Covid-19 salgınının ülkemizi ve tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle kentimiz ekonomisinde de derin yaralar açılmıştır. Bizler MATSU olarak bu dönemde çok aktif bir rol üstlenerek gece gündüz demeden 24 saat esaslı üyelerimizin yanında olmaya çalıştık. Hemen bir komisyon kurarak, e-mail ve WhatsApp üzerinden üyelerimizle iletişim kurarak yaşadıkları sorunları ve talepleri hızla Türkiye Odalar Borsalar Birliği nezdinde hükümetimize ileterek daha sonraki süreçte de hükümetin açıklanmış olduğu ekonomik paketlerinden bizim bu taleplerimizin çıkması sürecini yakından takip ettik. Ayrıca Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hırsacıklıoğlu ile bizatihi ben kendim direkt video konferans yöntemiyle iletişim kurarak sorun ve taleplerimizi anlatarak destek istedim. Ayrıca komisyonumuz hala görevine devam. Gelen talep ve sorunlarla ilgili kurumlara ve TOB'a aktarmaya devam etmekteyiz. Taleplerimizin bir kısmı hükümetimizin açıkladığı paketler içerisinde yer almıştır. Açıklanan bu paketler için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize ve TOB Başkanımız Sayın Rıfat Hırsacıklıoğlu'na huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Ancak açıklanan bu tedbir paketlerindeki krediler ve yasal yükümlülük olan vergi ödemeleri 3 ila 6 ay sonrası arasına ertelenmekte, bu ertelemeler kış dönemine denk gelmektedir. Ağırlıklı olarak bölge ekonomisinin turizme dayalı olması nedeniyle kış dönemine denk gelen ödemeler birikerek büyük bir risk oluşturmaktadır. Manavgat Ticaret Sanayi Odası olarak bu durumla ilgili mercilerin dikkatine arz ederek bölgemiz özelinde ertelenen ödemelerin 2021 yılı turizm sezonu ile birlikte başlamasını talep ettik. Pandemi döneminde kapalı olan ya da evde kal çağrısından dolayı ya da turistlerin olmamasından dolayı üyelerimizin en çok etkilendiği, zorlandığı ödemelerinden birisi de iş yeri kiralarıydı. İşte tam bu noktada bizler MATSU yönetimi olarak 1 Nisan ile 1 Temmuz döneminde 3 ay kendi özel mülklerimizdeki iş yerlerimizden kira almama kararı alarak tüm iş yeri sahiplerine yönelik de bir çağrı yaptık ki, ama önce kendimiz bunu uygulayarak bu çağrıyı yaptık. Erteleme değil arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Alacaklarımızdan tamamen vazgeçtik. Yani devlet bile bu pandemi döneminde her türlü alacağını ertelerken bizler, arkadaşlarımız tamamen alacaklarının 3 aya tekabül eden kısmından vazgeçmişlerdir. Sözleşmelerini yapmış, çekini senedini almış ya da yıllık peşin tahsil etmiş olsak bile 3 aylık bedel toplam bedelden düşülme kararı alınmıştır. Burada sizlerin huzurunda MATSU Yönetim Kurulu üyelerini, Meclis Başkanımızı, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanımızı özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar tüm Türkiye'ye örnek bir davranış sergilemişlerdir. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Ve sizlerin huzurunda onları bir alkışlamak istiyorum. Bu hafta itibariyle piyasayı hareketlendirmeye yönelik konut, taşıt, yerli üretim mobilya, beyaz eşya ve benzeri gibi ayrıca turizm harcamaları adıyla 4 ayrı finansman paketi devreye alınmıştır. Bu paketler umutlarımızı yeşertmiştir. Bu yeni paket içinde
Hazine Maliye Bakanımıza ve TOB Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, 1 Haziran itibariyle ülkemizde kontrollü sosyal hayat, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak ekonomik aktivitelerin sürdürülmesi kararı alınmıştır. Bu dönem bizler için ayakta kalma dönemidir. Üyelerimizi sürekli olarak güncellenen sektörler bazında alınması gereken her türlü tedbirlerle ilgili web sitemiz ve SMS üzerinden sürekli bilgilendirmekteyiz. Kurallara uymalarını talep etmekteyiz. Değerli arkadaşlar, sizlerin de bildiğiniz gibi odamız tarafından bu yılın başında e-ticaret yılı ilan etmiştik. 2020 yılı başlarında üyelerimize yönelik eğitimlerimize de başlamıştık. Fakat pandemi süreci bizi yavaşlattı. Ama biz yine de bu pandemi döneminde de video konferans yöntemiyle eğitimlerimize devam etmekteyiz. Yakında Facebook Türkiye yöneticilerini de üyelerimizle buluşturacağız. Ayrıca odamız üyelerinin ücretsiz bir şekilde üye oldukları, üye olabildikleri ne varsa manavgat'ta var.com.tr adresli bir sayfa kurarak tüm üyelerimizin oraya kaydını yaparak ve bu sayfanın da tüm dünyaya tanıtımını yaparak üyelerimizi e-ticarete yönlendirmekteyiz. Yalnız şu anda bu sayfa test yayınında arkadaşlar. Tam olarak oturmadı. Onu da belirtmiş olayım. Ayrıca Ticaret Bakanlığımız tarafından açılan e-ticaret eğitim portalı ve e-ticaret pazar yerlerindeki destek paketleri hakkında üyelerimizi SMS ve sitemiz üzerinden bilgilendirilmektedir. Pandemi döneminde daha da büyüyen e-ticaretin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ben buradan üyelerimize e-ticarete yönelmelerini, dünyaya açılmalarını sizler aracılığıyla bir kez daha çağrı yapıyorum. Ve diyorum ki dünya avucunuzun içinde, parmaklarınızın ucunda dünyaya mal satın diyorum. Arkadaşlar, her sektör pandemiden az veya çok etkilendi. Ama en fazla etkilenen sektör turizm sektörüdür. Otellerimiz kapalı, iş yerlerimiz kapalı, çalışanlarımız işsiz. Ama bu yeni döneminde bölge olarak en avantajlı nokta biziz. Niye mi? Çünkü burasının altını çiziyorum arkadaşlar. Dünyada ülkemiz, ülkemizde Antalya, Antalya'da ise Manavgat side destinasyonu en sağlıklı ve en güvenilir bölgedir. En güvenilir, en sağlıklı bölge unvanımız için başta valimiz, kaymakamımız ve belediye başkanımıza, sağlık çalışanlarımıza, kurallara uyan halkımıza, Manavgat iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, insanlar sağlıklı ve güvenli olmayan yerlere seyahat etmek istemezler. Bizlere ve sizlere düşen bu dönemde sağlıklı ve güvenilir bir kent olduğumuzun mesajını vurgulayarak öne çıkarmamız gerekmektedir. Bu bağlamda biz MATSO olarak bölgemizin sağlıklı ve güvenilir olduğunu vurgulayan sosyal medya kanallarında yayınlanmak üzere Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça 4 dilde birer dakikalık 3 ayrı video hazırladık. Ülkemizde ve hedef pazarlarımız olan Almanya, Rusya, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Hollanda'da olmak üzere 6 ülkenin sosyal medya kanalları vasıtasıyla bu videolarımızı sponsorlu bir şekilde yayınlayarak kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Toplam 3 hafta devam edecek olan tanıtım kampanyamızın her periyodunda ayrı ayrı videolar yayınlayacağız. Birinci periyodu 4 gün önce başladı arkadaşlar. Biraz önce burada konaklama sektörü komitesi başkanımızla birlikte baktık. Aşağı yukarı her ülkede 200 binler civarında bir gösterime başlamış durumda şu anda. Bu bir hafta sürecek. Bir hafta sonra ikinci videolarımız dönecek. O bittikten sonra üçüncü videolarımız dönmeye başlayacak. Ayrıca bunları Facebook'ta ve Instagram hesaplarında ayrı ayrı döndürüyoruz. Bugün sizlerle bu videoların ilkini paylaşacağız.
Bu videoların içeriğinde Manavgat Belediye'mizin çektiği görsellerden de yararlandık arkadaşlar. İşbirliği için Başkanımız Sayın Şükrü Sözen'e huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 4 dilde e-iletiler hazırladık arkadaşlar. Yani bir nevi mektup. Üyelerimizle bunları paylaşacağız. Hem videoların hem e-iletilerin müşterilerine, dostlarına, tanıdıklarına gönderilmesini sağlayacağız. Biz de MATSO olarak muhatabımız kurumlara ve elçiliklere göndereceğiz bu mektuplardan. Amacımız 2020 turizm döneminde en sağlıklı ve güvenilir turizm destinasyonu olduğumuzu duyurarak bölgemize seyahat etmek, tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı konuklarımıza güven vermektir. Ayrıca odamızın kurup yönettiği visitmanavgatside.com internet sitemizden isteyen herkes bu mektup ve videoları indirerek misafirlerine, müşterilerine, tanıdıklarına, dostlarına iletebilecekler ya da sosyal medya hesaplarından paylaşabileceklerdir. Ayrıca bu video ve e-iletiler Manavgatlılar, üyelerimiz ve tüm iş insanların, esnafların, dostlarına, arkadaşlarına, müşterilerine WhatsApp üzerinden ya da e-mail olarak göndermelerini istirham ediyoruz. Videoları ve e-iletileri hem yurt içi hem de yurt dışında yaygınlaştırmalıyız arkadaşlar. Bunun yaygınlaştırılması için değerli mensupları sizlerden destek bekliyoruz. Ben bu desteği vereceğinizden, bölgemize, Manavgat'ımıza katkı sunacağınızdan hiçbir şüphem yok. Ben şimdiden vereceğiniz destekler için çok teşekkür eder. Toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederken sağlıklı günler diliyorum ve sizi şimdi 4 dilde yayınladığımız videoların her dilde ayrı ayrı Türkçe ve diğer dillerini birer dakikalık arkadaşlar izletmeye davet ediyorum. Evet Mustafa açın. Ben kalkayım mı? Aç. Evet. Açın. Evet kapalı açın. Kim ilgileniyor bu televizyonla hemen Taner. Açın. Açın sesini. Aşınmalı. O değil o. Hemen bir müdür bir gire. O değil, o da 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 değil. İşte bunlara. Tamam. Evet, açın sesini. Tamam etsin. Evet canlı yayında devam ediyor. Evet açın sesini sonuna kadar. Özlemle bekliyorum. Sesini sonuna kadar açın. Sağlıklı, güvenilir, tesis tatili. En sonuna kadar açın. Dünya markası Manavgat Side hazırlıklarını tamamladı. Dezenfekte edilmiş şehir, hijyen eğitimli personel ve koronavirüsüyle başarımız sağlıklı bir tatil için en önemli kanıtımız. Biz hazırız. Kavuşacağımız o ana kadar şehrimiz sizleri karşılamaya şimdiden hazır. Caddelerimiz, sosyal alanlarımız, konaklama tesislerimiz ve iş yerlerimiz sürekli koronaya karşı dezenfekte edilmekte, çalışan personellerimiz düzenli olarak hijyen eğitimlerinden geçirilmektedir. Alışverişleriniz için çarşı ve pazarlarımızdaki hijyenik, lezzetli, yöresel ve şık hediyelik ürünler sizlerin Manavgat Side'den yine güzel anılarla ayrılmanızı sağlayacak. Hayallerin gerçekleştiği yer. Wir sind soweit.
Bis zu unserem Treffen ist unsere Stadt schon bereit, Sie zu begrüßen. Unsere Straßen, Parks und Gärten, Unterkunftsanlagen und Geschäfte werden ständig gegen die Corona-Pandemie desinfiziert. Unsere Mitarbeiter werden auf Hygiene geschult. Mit unseren hygienischen, geschmackvollen, einheimischen und schönen Souvenirs auf unseren Märkten und Bazars werden Sie mit wunderbaren Erinnerungen wieder nach Hause reisen. Wir warten mit Sehnlichkeit. Die Tourismusweltmarke Manaugazide, die Adresse des gesunden, authentischen und unübertrefflichen Urlaubs, ist als Tourismusdestination fertig mit allen Vorbereitungen. Wir sind als desinfizierte Stadt mit auf Hygiene geschulten Mitarbeitern und unserem Erfolg gegen die Corona-Pandemie ein Beweis für einen sicheren und gesunden Urlaub. Die Reisedestination Manaugazide. Der Ort, an dem die Träume wahr werden. Diğer görüntüydü. We will be happy again when that moment we have been looking forward to comes finally. We will be happy and we will enjoy together. Our city is already prepared to welcome you until the moment we reunite. Our streets, social areas, accommodation facilities, and workplaces are continuously getting disinfected against corona. Hygienic, delicious, regional, and elegant souvenirs at our marketplaces and bazaars for your shopping will make you leave from here with good memories once again. We are waiting with yearning. Manavgatside Tourism Destination, which is the address of a healthy, reliable, and unique holiday, has finished its preparations. Disinfected city, personnel trained on hygiene, and our success on coronavirus are the most significant proofs of us for a health. It's come true. Ваше отсутствие нам вас очень не хватает. Но настанет тот долгожданный миг, когда мы будем вместе улыбаться, развлекаться и почувствуем себя счастливыми. Мы готовы. Наш город уже готов принять вас. На наших улицах, в общественных местах, на работе и в жилых помещениях проводится дезинфекция, а наши сотрудники проходят обучение гигиене. Для вашего шопинга самым гигиеничным образом будут подготовлены разнообразные стильные подарочные товары и местные вкусности на базаре и на рынках, которые позволят вам покинуть наши края с прекрасными воспоминаниями. Поселок Сиде, округа Манавгат. Место, где сбываются мечты. Evet. Tamam mı? Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru varsa soruları alalım. Sonra Taner bize Türk kahvesi ikram edecek herhalde. Canlı yayından çıktık herhalde. Olsun, bir şey yok. Kötü daha bir şey. Garantileştik, anlıyor. Çıkart hadi.